yani bir tür ben bir yerlilik diye bir yazı yazdım biraz. Yani o yerlilik yazısında anlatmaya çalıştığım şey oydu. Mesela Türkiye'de başka bir konu açmış olacağım ama bağlantılı. Niçin orijinal düşünce üretemiyoruz sorusu var. Orijinal düşünce üretebilmek için tarihin hangi noktasında olduğun, dünyanın neresinde olduğun ve senin dışındaki başka olmaların, birikimlerin sana düşürdüğü ışıklar, gölgeler vesaire. Bu intersection'da, bu kesişim noktasında o biricikliği hissetmen lazım. Bu herhangi bir zanaat için gereklidir. Film yapan bir kişi düşünelim. Film çeken biri, daha önce çekilmiş filmler nelerdir? İşte şu an ihtiyaç nedir? Ne yapabilirim? Farklı ne söyleyebilirim? Benim neye kabiliyetim var? Ha, çok güzel soyut bir fikir olabilir ama buna benim kabiliyetim yoksa bu da anlamlı bir şey değil. Onun tabelasını taşıyabilirim, fikrini dolandırabilirim ama bu benim fikrim olmaz. Hı hı. Her orijinal fikir hayattan neşet eder, etmek zorundadır. Etmediği zaman etkili olmuyor, başarılı olmuyor. Hemingway'in bir lafı var. Hemingway diyor ki işte belli bir miktar yaşamda belli bir miktar yazı vardır. Sıkarak daha fazla yazı çıkaramazsınız oradan diyor. Hani gibi. Yani üretimin otantikliği veya hayata yaslanması meselesi. Evet. Ben de önemsiyorum bunu. Evet. Şimdi bu otantisi de gördüğün gibi özcülüğe çok karşı bir şey aslında. Kesinlikle. Şeye çok karşı, nasıl diyelim, dışarıya kapanmaya karşı kesinlikle bir şey. Yani dışarıyı yüceltmeyeceksin, hakkını vereceksin. Kendini de abartmayacaksın, hakkını vereceksin. İşte ayağının altı boş olduğunu fark ettiğinde bu sefer onu şeyle dolduruyorsun, hamasetle doldurmaya başlıyor insanlar. İşte yok işte bizim ecdadımız şöyleydi, böyleydi filan. Ecdadın hadi öyleydi veya değildi. Genellikle değildir biliyorsun ama hadi şimdi sen ne yapıyorsun mesela? Evet. Ne katıyorsun dünyaya? Bu bazen imkanların olmayabilir. Bu hiç sorun değil. Yani lahmacun dünyaya bir katkıdır, döner bir katkıdır. Şimdi bu kültürel yerleşme bu açıdan yani özgünleşme demektir ve batılılaşmadır. Yani evet. Belki yani elektrikli araba katamıyorsun Avrupa'ya ama döneri katıyorsun. Bundan utanman gerekmiyor. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Ha, gönül ister ki yani çok daha iyi ürünler, teknolojik ürünler katılsın veya fikirler katabilirsin. Şimdi bence onlar da mümkün olacak şeyler. Bu optimizmi, bu ümit var olma halini muhafaza etmekte yarar var. Eğer bir toplum ümitsizliğe düşerse bu çok kötüdür. Yalpalamalar da çok ümitsizlik doğuruyor. Şu an Türkiye'de yani dinin özgürleşmesi çok önemli, lazım bir süreçiydi. Ama sonra AKP'nin sarhoş davranışları ve taşkınlıkları ve işte kültürel olarak eski elitlerin midelerinin bulanması, yani kısmen haklı, kısmen de tamamen alışkanlığın, yani haksız alışkanlıklar. Yani ağzında kuş tutsan midesi bulanacak ciddi bir kitle var orada. Evet. Onlardan zaten ümidi kesmek lazım.